ben gelen zamları soruyoruz. Vatandaş ne düşünüyor? Gel ben konuşacağım. Gel. Sen sor abi. Bir daha sonrası gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsun? Abi yemin ederim vallahi bak Türkiye'nin hali var ya çok kötüye gidiyor. Vallahi bu zamlar abi bitirdi bizi. Bak sazım kırık kendime bir tane saz alamıyorum. Yemin ederim abi. Bunun sorumlusu kim? Sen de biliyorsun ben de biliyorum yani abi. Abi vallahi kim verdiyse hak ediyor. Bak kameraya da söyleyeyim. Kim verdiyse hak ediyor. Erdoğan'a verenler hak ediyor abi. Bir kere değişmeye ihtiyacımız vardı abi. Adamlar gitti verdi. Türkiye yıkılsa bile hak ediyorlar abi. Hak ediyorlar, hak ediyorlar, hak etmeye de devam edecekler. Vatandaş ne düşünüyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Vatandaş salaktır abi. Her şeyi görüyorlar, körler. Körler mi? Gördüler mi? İki oy aldı ama. İşte vatandaş salak ya. Yani daha çok ezilmeyi istiyorlar abi. Mutsuzuz abi. Yani orta sınıf diye bir şey kalmadı zaten. Oy veren %52 mutluyuz diyor ki oy verdi. Tamam abi bir ay iki ay sonra görüşürüz ne kadar olacak. Tekrar mı konuşuruz? Tabi aynen. Bir iki ay sonra tekrar yapalım bu röportajı. O zaman ben o %50'den değilim, %52'den değilim. Kalan %48'denim. Ben mutsuzum. Boş versene ha. Yaksınlar. Niye abi? Yansınlar abi. İyi güzel oldu. Çok güzel oldu. Düzelmez. Mümkün değil. Abi vallahi hayatımızı kaydırdılar artık. Ekmek parası bulamıyor kimse. Yani seçimden önce, seçimden sonrası çok zor olacak sanıyordu. Niye %52 oy verdi o zaman? Ben vermedim abim ben. Ben Cumhurbaşkanımıza hiçbir zaman oy vermedim ki vereyim. Biliyordum. Kazandı. %100 onu herkes biliyor nasıl kazandığını. Ne bekliyor bizi 5 yıl? Daha fazla zam gelecek. Ülke, yani Türklerden fazla mülteci olacak ülkede bence. Ya biz böyle bir ülkede olmak istemiyoruz. Biz böyle bir ülkede büyümek istemiyoruz. Önceden herkes bunu tahmin ediyordu zaten. Şaşacak bir durum yok. Bildiğimiz şeyler, yaşadığımız şeyler. Halkımız böyle karar verdi. Yapacak bir şey yok. Vallahi çok fena. Vatandaş, herkes çok zor durumda bence. Ama işte bunu herkes dile getiremiyor. Çünkü verdikleri, oy verdikleri kişileri eleştiremiyorlar, yargılayamıyorlar, sorgulayamıyorlar maalesef. Körü körüne verilmiş oylar, kazanılmış bir seçim diyorum. Vallahi bizi çok kötü bir süreç bekliyor bence. İyiye giden hiçbir şey yok. Bu kadar batmış bir ekonomiyi kim gelirse gelsin nasıl düzeltecek? Düzeltmesi için kaynak bulmaları lazım. Bu şekilde üretim yok, tarım yok, hayvancılık yok. Her şey bitmiş durumda. Neyle düzeltecekler? Ben de çok merak ediyorum. Borçlanarak düzeltirlerse onu bilemem tabii. İsviçre, Liechtenstein Prensliği diye küçük bir krallık var. Orada kalıyoruz. Allah sabır versin buradaki insanlara. Bana bile dokanıyor hemşerim. Yani ben geldiğim zaman bir 100 frank bozdurduğum zaman eskiden 3 gün giderdi bana, 4 gün giderdi. Vallahi evden buraya gelene kadar para bitti. Çok berbat. Yani ben bu insanlara bakınca gerçekten Allah yardım yardımcılı olsun diyorum ama o da unutmuş buradakileri. O da görmüyor buradakileri. Ne olacak bilmiyorum. Abi. Abim herkesi unutmuş ya insanlar. O, benim yani söylemesi ayıptır. Evimiz var. Kiracım 850 lira veriyor. Duysunlar. 850 TL alıyorum. Acıyorum çünkü adama. Ben nasıl gideyim ona diyeyim 6-7 bin lira Ataşehir gibi bir yerde. Yapamıyorum yani. Vicdanım el vermiyor ama yönetenlerin vicdanı el veriyor. Ben ne söyleyeyim? Yani yazık günah insanlara. Ben gördükçe gerçekten üzülüyorum ya. Abi ekonomi kötü dendi. Üzerine deprem oldu. Yani hükümet aleyhine bir sürü şey oldu ama aynı hükümet tekrar kazandı %52 ile. Ben hayatım boyunca oy vermedim Erdoğan'a. Türk vatandaşı da değilim. Oyum olsaydı da biz HADEP'liyiz. Yani babadan kalma. 80'lerden beri HADEP'liyiz kardeşim. Biz Selocancıyız. Ama 28'inde vallahi de billahi de Türk vatandaşı olsaydım Erdoğan'a verecektim. Çünkü 28'i akşamı ben gördüm o insanlar kutlama. Ya neyi kutluyorsun kardeşim sen? Neyi kutluyorsun? Adamın tuzu kuru değil. %52 eğer hala verebiliyorsa çok güzel yapıyor bu adam demek ki. Hiç ses çıkartmayacaksın. Ben kendimden yana problem değil. Akraba kardeşlerim hepimiz yurt dışındayız. Ama buraya geldiğimiz zaman biz ne bileyim yani insanlara üzülüyoruz. Başka bir şey değil. Sadece buradaki insanlara ben üzülüyorum ya. Vallahi billahi ya. Etti getirdim. İki tane birden. Çocuk ki abi 50 bin lira. Ben orada 1000 frank aldım. Yani 25 bin TL'ye iPhone aldım bir tane. 14 Pro Max. Ya yazık günah. Ya ben bir aylığımı... Kaç maaşını alıyorsun abi orada onu? Kardeşim benim emekliyim, malulen emekliyim. Benim de bir rahatsızlık vardı. Tümör çıktı, ameliyat oldum. Ben maaşımın dörtte biriyle, emeklilik maaşımın dörtte biriyle şu iPhone'u alabiliyorum. İster inan ister inanma. Yalan söyleyen de çıksın gelsin bana ispatıyla karşılarım. Faturası da içinde. Düşüne, dört maaşla da alsan gene askeri ücret. Ya yazık günah ben size üzülüyorum. Hani gençler onlar dayıların tuzu kuru. Hele bizim bu Almancılar geliyor diyor ya. O diyor vatan süper. La sana güzel oğlum bu adama bir sor bakayım güzel mi? Nasıl bir vatanda yaşıyorsun ya? Bana da güzel. Ben geldim mi bozuyorum paramı. Ama iş benimle bitmiyor. Sen varsın bu var öbürküsü var şuradaki var buradaki var. Yani hepsi çıkıp gelmiş. Oğlum, kadın ne söylüyor? Niye kazanıyor bu herkes? Niye ya kazanıyor? Vallahi iyi yaptı bu sefer. İyi oldu. Keşke 50 evet. Milyon olsa. Keşke ekmek 50 olsun. Keşke olsa. İnşallah böyle millet sürünsün. Biz de sürünelim. Hiç olmazsa biz eminiz. Biz vermediğimiz için eminiz yani vermediğimiz için. O verenler utansın. Hani utanmıyor utansın. Yenge utanmıyor. Bak, millet adam vermeye devam ediyor. Bazı çocuklar yaz meyvesi çıkıyor. Çocuk böyle meyvelere bakıp meyveleri yiyemiyor. Protesto için verecektim. Pazara gidiyoruz.
Ya vallahi sırf protesto için verecektim İnanın ben bu sonunu. İnanın ki pazara gidiyor çocuklar meyve böyle eline, çocuk görmüyor ki. Oradan elini atıyor, oradan elini atıyor. Aslında inkar eden haramzadedir. Yani Allah hakkımızı helal etmiyorum. Ben doğma düğüme buralıyım ama ömür boyu sürünsünler. Ya bu vatandaş bunlardan millet olmaz. Sana diyeyim memlekette ben. Makarnacı çok biliyor musun? Cahil. Memleketimizde okuma yazma oranı çok az. %50'si belki de kitap okumamış insanlar. Ver eline bir simit, şey ver, bir tarafa istersen çevir. Yani bizim insanımız böyle. Para vereceğim, şey kesesiniz, kurban kesesiniz dedi. 15 milyar kuruş dedi. Vermedi. Bu kuruş vermedi. 2 lira para vermiş. Devletin gücü yanında. Nasıl olacak? Mehmet Şimşek bundan kaç ay önce Halk Bankası'nı soydu, soğana çevirdi dedikleri adam değil mi? Öbür Amerika'dan götürdükleri kadın orada çalıştı, banka batmış. Allah yardımcımız olsun. Ben bu ülkenin çiftçileriyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Eskiden ata tohumu denen bir şey vardı. Eskiden buğday ekerdik. Buğdaylarımız bizim boyumuza gelirdi. Şu an İsrail bütün her şeyi çalmış. Onlar da biliyorlar bunu. Buğdayı tek sefer ekebiliyorsun, ikinci sefer ekemiyorsun. Her tohum hepsi öyle. Hepsi şu an ilaçlı. Türkiye'de yani bir tane normal hormonsuz bir şey yapamıyoruz. Bunu yani biliyorlar hepsi de. Biliyorlar ama engel olmuyorlar. Bildikleri halde Türkiye'de çiftçilik ölmüş, ekonomi ölmüş. Diyor biz yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz. Yaptığımız yollarla köprüler hepsi bizim vergilerimizle yapılıyor. Ama biz geçerken tekrar para ödüyoruz. Yani bize satıyor ama millet diyor ki bize yol yapıyor, köprü yapıyor. Yol yapıyor, köprü yapıyor ama kendi paranla geçiyorsun. Bedava köprüden geçebiliyor musun? Bedava yol kullanabiliyor musun? Hepsinin vergisini ödüyorsun. Yani ülkemiz şu an bir batakta. Bütün ülkeler de ülkemizin üstüne doğru geliyor. Yani ekonomik savaştayız şu an. Ve halk hepsi, herkes bunun bilincinde. Ama üstler bunun bilincinde değil. Çünkü onların işine geliyor. Yani buna bir müdahale etmeleri lazım. Dolar 25 olmuş. Yani biz halkımızı bu şekilde ezeceğimize direkt bütün ülkelere savaş açalım. Hepimiz de gidip savaşalım. Her gün ekonomik hemen insanlar aç kalıyor. İnsanlar işte ekmek alamıyor çocuklarına. Evine bir şey götüremiyor. İnşaatta çalışıyoruz. Gurbetteyiz. Çocuklarımıza bakamıyoruz. Niye? Çünkü yani ekonomi mahvolmuş. Asgari ücretin 12 milyar olsa bile sana yeter mi? Kadıköy'de bir ev kirası 25 milyar, 15 milyardan başlıyor. Doğru mu? 15 milyar kira olan bir yerde asgari ücret 8-500. Erdoğan diyordu ya simit yiyin, simit yesek bile nasıl geçineceğiz? Yani ölmüş, ülke bitmiş, açık açık savaş ilan etsinler, savaşalım. Kimle gerekiyorsa, bu doları kim böyle yaptıysa. Zaten hepsi Yahudilerin adamı, Yahudilerin adamı olmasalardı bu sisteme bir red çekerlerdi. Kimse bir şey demiyor. Çünkü hepsi Yahudilerin adamı, o baştakiler hepsi Yahudiler. Mülteciler burada olduğu sürece ne kiralar düşer, ne bir şey düşer. Biz bu şekilde rezil olmayı hak ediyoruz. Seçim sonrası biliyorsun zamlar gelmeye başladı. Vatandaş ne düşünüyor? Vatandaş ne düşünüyor? Böyle konulara pek bir aklıma fikir gelmiyor ama yani inşallah normal seviyede gider yani daha da zorlaşmaz ülke yani. Neden böyle oldu peki? Seçim sonrası neden zamlar gelmeye başladı? Sene olan bir şeyler yani gelenek bozulmuyor tabii haliyle. Millet de ona göre hareket ediyor yani. Alıştık mı diyorsunuz damlara? Alıştık. Evet. Vatandaş hiç iyi şeyler düşünmüyor. Bugüne kadar düşünmediği gibi bugünden sonra da düşüneceğimi zannetmiyorum. Her şey aynı devam ediyor. Hiç değişen bir şey olmaz. Olacağını da zannetmiyorum. Kirada oturuyorum şu anda ben. Çok büyük sıkıntıdayım. Yani 4 çocuk var. Haliyle asgari ücretle çalışıyorum. İşte onunla geçinmeye çalışıyoruz. Ama nasıl geçineceğiz biz bilmiyoruz. Yani çok çok büyük sıkıntı, çok büyük dertler var. Bundan sonrasını da iyileşeceğini de hiç tahmin etmiyorum. Ne bekliyor bizi 5 yıl? 5 yıl boyunca bizi hiç iyi şeyler beklemez. Çok büyük sıkıntılar bekleyecek dediğim gibi. Dertler aynen devam ediyor. İyileştirmeler, çalışanlar bakımından hiç iyileştirme olacağını zannediyor. Olsa bile bir ay sonra gene aynı tas, aynı hamama dönüyoruz. Hiçbir şeyler değişeceğini düşünmüyorum ben şahsen. İyiye gitmiyoruz. İyiye gitmemeye de devam edeceğiz. Şimşek geldi ekonominin başına. Düzeltir mi sizce? Hayır, kim gelirse gelsin bu saatten sonra düşüneceğini ben tahmin etmiyorum. Yani bugüne kadar kaç kişi geldi geçti? Değiştiremediler. Değiştireceklerini de hiç ihtimal vermiyorum. Bu şartlar tamamen değişim olması lazım. Ama maalesef bu değişim ne zaman olacak? Onu da kestiremiyoruz, tahmin edemiyoruz. Allah sonumuzu hayırlısın diyorum. Tabii bu zamlar bana göre hani bir ortalama bir ailenin aldığı asgari ücretle kiraların birbirini karşılamaması. Bu problemin ben bekarım bana yansımıyor ama evinde 3 tane çocuğu 4 tane çocuğu olan bir baba eğer bugün eve ekmek götüremiyor diye ağlıyorsa bu benim de ayıbım. İşte bu seçimde de herkes... Düzelir mi sence? Bence şu an için düzelmez, hatta daha kötüye gitmemesi için ne bileyim artık dua ediyoruz. Keşke daha kötü olmasa bizim gibi gençlerin önünde yani böyle karanlık bir gelecek olması toplumun daha kötüye gittiğinin bir göstergesidir. Keşke her şey daha güzel olsa. Biz düzelir mi sizce? Hayatta düzelmez. Hayır. Başta Erdoğan oldu. O da onun adamı abi. Abi sana bir şey söyleyeyim mi?
Bu iktidara da Zülfila bil Adem gelse boştur. Ben bunu size söyleyeyim. Zülfila bil Adem gelse daha boştur yani. Bitti ha yani. Bari bize düzelmez. Yurt dışı imkanı versin de yurt dışına gidelim abi. Kaçan gidiyor, kaçan gidiyor. Adam en sonunda kapattı orayı zaten. Ülkesinde herkes Amerika'ya, Almanya'ya gidiyor. Gidemeyenler kaçakalılarla gidiyor. Bu ülkede kazanan Suriyeliler ve Afganlar. Biz hepimiz kaybettik. Türk halkı, Kürt halkı hepsi kaybettik. Kazananlar Suriye. Valla bilmiyorum, deprem bölgesinde de boşuna yani. Boşuna mı aldı abi? Boşuna mı vatandaşlık verdi? Tabii alır adam. Haklarıdır. Bizim oradan oy mu geldi diyorsun? Gerizekalı milletler de var abi. Hani beyinleri yok herhalde. Kullanamıyorlar. Suriye'de seçim propagandaları yaptılar zaten. Seçim kutlamaları yaptılar. Gelsin daha çok zam gelsin, ben gelmesini istiyorum abi. Açlıktan yani ölsünler beni.